Merhaba arkadaşlar, Züven TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir proje ile karşınızdayım. Bugün sizinle robot el yapacağız. Hadi hemen projemize geçelim. Evet, robot el yapımıza başlayacağız arkadaşlar. Başlamadan önce malzemelerimizi tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi böyle bir tahta kalemi var. Yanında cetvel var. Sonra pipetlerim var. Makasım var. İpim var. Kartonu delmek için böyle bir ufak yıldız tornavidamız var. Falçata ve silikon tabancamız var arkadaşlar. Bunları tek başınıza kullanmayın. Yanınızda büyükleriniz varken kullanın. Onlardan yardım alın. Şimdi tahta kalemimizi açtık zaten. Bununla buraya kendi elimizin resmini çizmemiz gerekiyor. Önce şöyle eklem yerlerimizi işaretleyeceğiz. Evet, bu şekilde. Burası baş parmağımız olacak. Bu şekilde elimizin baskısını kartona çiziyoruz. Şöyle biraz aralıklı şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar isterseniz cetvelle bunu çizebilirsiniz. Bu şekilde. Böyle. Ve şimdi bir çizgi daha çizeceğiz. Evet. Şimdi işaretlediğimiz yerleri falçata yardımıyla keseceğiz. Yine cetvel kullanalım. Evet arkadaşlar, son parçamızı da çıkardık ve evet, gördüğünüz gibi robot elimizin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu kapayalım. Cetvelimizi elimize aldık ve parmağımızdaki eklem yerlerini işaretlememiz gerekiyor. Onun için de cetvel yardımıyla önce buraya bir eklem yerimizi belirleyeceğiz. Sonra hemen altına bu şekilde elimizin daha rahat hareket edebilmesi için ve sonuna da bu şekilde bastırarak, evet bakın, şimdi baş parmağımız kaldı. Şöyle çevirelim. Baş parmağımıza da bu şekilde şekilini verelim. Evet, elimiz hazır şu an arkadaşlar. Hepsi hareket ediyor gördüğünüz gibi. İskelet gibi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu eklem yerlerimizin hareket edebilmesi için pipetleri elime alacağım. Pipetleri bu şekilde buralara yerleştireceğiz. Tek her parmakta 3 tane pipet olacak bu şekilde. Şimdi pipetlerimizi kesmeye başlayalım.
Evet arkadaşlar, bunlar yeterli olacaktır bize. Şimdi bunları yapıştırmaya başlayalım. Silikon tabancasını da elime alacağım. Şimdi silikon tabancasıyla bunları yapıştıralım. Evet, parmaklarımız şu an hazır. Şimdi burada ne yapacağız? Burada baş parmağımızın tam bitiş yerine bir delik açmamız gerekiyor. Tam şuraya, gördüğünüz gibi. Buraya deliğimizi açıyoruz. Biraz büyütmemiz gerekiyor deliği. O yüzden makası kullanacağım. Evet. Buraya pipetimizin girmesi gerekiyor. Bakalım oldu mu? Biraz daha büyütmemiz gerekiyor deliği. Evet, şimdi girdi. Bunu böyle biraz daha ufaltalım. Ufalttıktan sonra burayı yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parmaklarımızdaki pipetler kurudu şu an. Ben bunu burada dururken hemen bir buna aparat eklememiz gerekiyor. Şöyle bir parça aldım elime. Bunu tam elimizin bu bitişiğinde böyle aynı büyüklükte bir parça keseceğim. Evet arkadaşlar, bu parçamızı da yapıştırdık. Biraz daha sağlamlaştıralım burasını. Elimizden çıkmasın diye. Bunu da biraz kurumasını bekleyelim. O kururken ben size şöyle bir göstereyim son halini. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu gördüğünüz burada delikleri vardı. Burayı böyle kapamamız gerekiyor. Onun için ufak bir parça keseceğiz bunun için. Evet arkadaşlar. Bu da kuruduktan sonra bakın elimiz buradan artık geçiyor. Robot elimizin son aşamasına geçeceğiz şimdi. Bu burada kururken ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şu an kurudu, bütün yapıştırdığımız yerlerin hepsi kurudu. Gördüğünüz gibi elimizi koyacağımız yer de hazır şu an. Şu an son bir eksiğimiz var. Onu da hemen halledeceğim. Onu da halletmek için yine pipetlerden yardım alacağız ve biraz daha büyük bir parça keseceğim.
Evet, bu şekilde büyük bir parça kesmemiz gerekiyor. Şimdiki aşamamızda ip kullanacağız. İpimizi de alıyorum. Öncelikle ipimizi şuradan geçiriyoruz. Şu şekilde. Geçirdikten sonra bunu buradan bağlamamız gerekiyor. Evet. Bu baş parmağımızı da aynı şekilde önce alttan sokuyoruz. Sonra bağladık burayı. Ve bunu biraz uzun bir şekilde keseceğim. Bunun biraz yöntemi farklı olacak diğerlerine göre. Önce buradan sokmamız gerekiyordu. Önce buradan sokuyoruz. Sonra buradan. Buradan sokuyoruz. Sonra arkaya çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi buraya da yol yapmıştık. Sonra bu yollardan tek tek ipimizi geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, iplerimizi geçirdik. Peki şimdi ne yapacağız? Onu da hemen göstereceğim size. Önce elimizi buradan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Elimizi geçirdikten sonra burada gördüğünüz her ipi parmaklarımıza bağlamamız gerekiyor. Ben bunu tek başım yapamayacağım. Hemen arkadaşlarımdan yardım alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, parmaklarımı bağladım ve bu şekilde oynatabiliyorum artık parmaklarımı. Gördüğünüz gibi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robottan bir el yaptık ve parmaklarımı bu şekilde de oynatabiliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.